Bunlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Az önce asgari ücretle alakalı 2023 asgari ücretiyle alakalı Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi. Az önce arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Az önce Bakan Bilgin yaptığı açıklamada geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuz'da da yaptık. Aralık geliyor. Aralık'ta da yapacağız. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım açıklaması yaptı. Asgari ücret zammı için enflasyon vurgusu yapan Bakan Bilgin sözlerini şöyle sürdürdü. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım diye açıklama yaptı arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Temmuz'da ara zam yapılmıştı. Asgari ücrete Ocak ayında %50 üzerinde zam yapıldı. Yapılan zam ile asgari ücrete 6 ay boyunca 4.253 lira uygulandı. Enflasyon artmasıyla vatandaşların alım gücü arttırıldı. Temmuz ayında da bir ara zam yapıldı ve %30'da 5.500 TL olmuştu arkadaşlar. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım dedi. Zaten arkadaşlar seçim geliyor. Seçim öncesi Ocak ayında seçime yalnızca 3 ya da 4 ay kalmış olacak. Muhtemelen iyi bir zam gelecek gibi görünüyor. Yani asgari ücret en az 7.500-8.000 TL, hatta 8.500 TL'yi bile bulabilir. Bilginiz olsun. Ama önemli olan emekliye, kamu işçisine ve memura da iyi bir zam gelmesi. Bakalım neler olacak. Hepsini sizlere vermeye devam edeceğiz arkadaşlar.